Yeni bölümümüze merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber arkadaşlar Roblox'ta limited ticaretini göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız bilmiyor. Siz biliyor olabilirsiniz ama bilmeyenler için anlatacağım arkadaşlar. Biraz video uzun olabilir ama kesinlikle işinize yarayacak bilgiler var arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu like etmeyi unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler. Arkadaşlar öncelikle şuradan bir avatar shop'a girelim Roblox'a açtıktan sonra. Hatta şöyle direkt göstereyim home'dan arkadaşlar. Telefonda da aynı şey arkadaşlar. Yani fark eden bir şey yok. Sadece avatar shop'a basacaksınız yani. Yani katalog diye geçiyor da olabilir, fark etmez. Geçtikten sonra kategori bölümünden collectibles'a girip al collectibles deyin arkadaşlar. Bütün yani limited'lar gözüksün. Önce limited'in mantığını anlatacağım arkadaşlar. Limited hani ne diyeyim size, süreli yani süreli gibi bir şey, yani hani sınırlı gibi bir şey arkadaşlar. Hani stoklar sınırlıdır ve benzeri şeyler olur. Hani mesela çikolatalar falan sınırlı sayıda üretilmiştir diye. Öyle bir şey arkadaşlar. Öyle bir mantıkla şey yani. Limited iki çeşit arkadaşlar. Limited var, Limited U var arkadaşlar. Yani Limited Ultra demek. Mesela şu Limited, bu da Limited Ultra arkadaşlar. Neden böyle olduğunu söyleyeyim. Limited ya tam bilmiyorum ama hani bildiğim kadarıyla açıklamaya çalışayım. Limited'lar discounted item ne yazıyor bir dakika? Resellable. Burada ne yazıyor? Evet, çok güzel bir İngilizcemiz olduğu için anlamıyoruz arkadaşlar. Bir dakika şuradan hemen bakalım. Neymiş bu? Serialized Limited Releasable'dır. Neyse dur. Değil mi? Aynen. Serileştirilmiş Limited Release sürüm müydü? Aynen. Biraz sürüm gibi bir şey herhalde ya. Ya arkadaşlar tam şey yapamam ama hani limited'lar hani diğerlerine göre daha az satılan, mesela bir limited mesela 1 saatte 10 satılması varsa, yani normal limited, limited U'nun yani limited ultra'nın arkadaşlar 1 saatte 100 satışı gibi bir şey var yani. Öyle bir civar bir şey arkadaşlar. Böyle bir ayrım var. Şimdi bu ara arkadaşlar böyle bir limited da buldum ama limited satılmıyor diye, böyle değişik bir bug'lı bir şey. Herhalde ve şapkaymış. Herhalde Roblox bunu silecek galiba, tam emin değilim. Ve bu arada böyle şeylerde bug oluyor arkadaşlar. Mesela bedava falan oluyor. Bunu farklı bir hesap açarak satın alın. Çünkü Roblox banlama riski var, banlamama riski de var. Ona göre önlerinizi alın. Neyse. Şimdi collectibles'dayız şu anda. Limited Light, Limited U'nun farkını söyledim ben size. Şöyle zaten bir sürü limited var. Hani sınırsız sayıda demeyeyim de hani yüz binlerce limited var. Limited'ı normal oyuncular da yapıyor. Roblox'un kendisi de yapıyor arkadaşlar. Şimdi şimdi size limited ticaretini anlatayım. Premium olmanıza gerek yok. Premium sadece takaslı oluyor arkadaşlar. Yani takas yapacaksınız. Onu da geçeceğim yani, onu da söyleyeceğim. Mesela önce sizin bir limited'ınız var diyeyim. Hatta şuradan bir fiyat şeyini ne yapalım? Ya bir Robux'la şöyle, bu çok oldu ya. Şöyle 100 yok. 1000 Robux arası mesela. Yok mu collectible? Ciddi. 1000 Robux arası yok mu lan? Nasıl yok? Neyse 2000 yapalım. Dalga mı geçiyor bu benimle? Bir dakika. Tövbe, bir dakika. Any price? Oğlum olması lazım. Bug'a girdi. Bir dakika arkadaşlar. Şunu 8000 yapsak. Neyse. Çok güzel bug'a girdi herhalde. Ben anlamadım. Ha, sıfır ile yapınca oluyor. Tamam pardon. Mesela biz 8000 Robux arası bir şey. Mesela sizde bu var diyelim. Red Goof Limited Ultra'dan. Şöyle bir limited'ınız var. Hani bu bir şekilde elde ettiniz, satın aldınız, bir şey oldu. Yani aldınız bunu arkadaşlar siz. Var. Şimdi yok olduğunu nasıl satın alacaksınız? Hani ne şartlara göre alacaksınız? Nasıl değer artıp azalacağını onu da söyleyeceğim. Sizde bu var diyelim. Red Goof'unuz var. Baktığınız zaman şuradan 30 DS'e basıyoruz ve satışlara bakıyoruz. 25'i bugün ayın. Her 2 gün aralıkla gösteriyor arkadaşlar. Mesela 31, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 böyle gidiyor. Hani 16'sı yok. Bakın çift şeyler yok genelde yani. Şuradan bakalım. 1999 Robux'ta bugün satılmış. Bakın 015 gördüğünüz gibi. 1999 Robux satılmış. Şu anda 2000 yani 3000 Robux yaklaşık olarak. Buradan da en düşük satacağı göre görebiliyorsun mesela. Şu anda bu satıyor. Bu limited'da 2988 Robux'ta. Şöyle bakalım. Hani bu böyle gidiyor arkadaşlar. Sizin limited'ınız varsa şuradan 3 nokta gibi bir şey oluyor. Oraya bastığınızda satın gibi bir şey yazacak. Sattığınızda zaten kaç fiyat satmak istiyorsunuz? Mesela 3500.
Bu limited 3005 yani 3500 aşağısı bütün herkes sattığında size sıra geldiğinde size yani limited satılmış olacak. Sizden satılmış olacak başkasına. Siz bu limited'i aldığınızda aslında bundan alıyorsunuz. Bu kişiden. İsim Makya diye birinden alacağız mesela biz şu an bu limited'i alsaydık. Böyle birinden alacağız. Zaten bu limited şu anda onda var. Satılmış mı acaba bakayım bir. Gözükmüyor çünkü. Yok satılmamış. Burada niye gözükmüyor? Ne bu? 100 değil mi? 100 dakika. Faces. Oo bu bayağı zengin bu arada. Play for one, play, bakın bayağı almış bu arada. Bu arada hani Blue Moon'dan arkadaşlar istediğiniz kadar alabiliyorsunuz. Onu da hani belirtmiş olayım. Mesela şu Play for one, play for one 70k artı yani bayağı yüksek bir fiyatı var. Bir de bu limited'ların arkasında şeyli var. Ne diyeyim? Ne deniyordu onlara? Rap var arkadaşlar. Rap yani değeri. Mesela original price, average price. Bunu tam bilmiyorum arkadaşlar. Bu satılma şeyi galiba. Öyle bir şeydi bir dakika. Şuna bir tekrar bakmam lazım. Satılan miktar aynen. 50.000 tane satılmış. Şöyle sayfayı yenileyelim. Şu an tekrar satıldığını satılacağını sanmıyorum aynen. Bu 180 gün için grafik arkadaşlar. 30 günde yaparsınız. Daha şey olur. Mesela çok düşüş yaşadığı olmuş. Mesela siz bunu gidip de belli bir Robux'un aşağısını satamıyorsunuz. Mesela biz bunu 1000 liradan bir Robux satsak grafik aynı şekilde böyle düşecektir. Zaten bir Robux satsak direkt alırlar zaten. Hani öyle şey yok. Neyse. Şimdi sizin bir limited'ınız yok olduğunu varsayalım. Ya da dur belki önce bunu devam edeyim anlatmaya. Siz bunu diyelim ki 3000'e sattınız. Bunu 3000'e sattığımızı varsayarsak bir limited alacağız. Limited ticareti böyle oluyor. Limited alıp limited satmak zaten. Mesela bunu 1400 liraya alıp 5000'e satmak gibi civarı. Ama o kadar kâr elde edeceğini sanmıyorum çünkü zor. Öncelikle şuradan hani tutacak bir şeyler düşünün arkadaşlar. Hani bir limited olacak. Hani limited'ı niye alır insanlar? Hani beğendikleri için alır değil mi? Siz de bu kafayla düşünün. Diğer insanlar hani bir limited mesela siz gelip de şunu almazsınız herhalde yani. Bu bazı insanlar için güzeldir bazı için kötüdür. Mesela arkadaşlarınıza falan sorabilirsiniz hangisini beğendin diye. En çok beğenilenleri alırsınız gibi. Mesela ben bu limited'ın bayağı tutulacağını düşünüyorum. Şu anda 30 değilse baktığımızda evet 3000 bilmem kaçtan 2900'e düşmüş. Gördüğünüz gibi. Evet son iki fiyatlara baktığımızda 2900 sonra 2950 olacak. Böyle böyle gidiyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi siz kaça satmışsınız o limited'ı? 3000'e satmıştınız. Siz de bunu 2900'e aldığınızda geri 10 Robux'unuz kalıyor. Siz bunu aldınız ya. 5 gün, 10 gün ya da 1 ay sonra bunun fiyatının artacağını nasıl düşüneceksiniz? Şöyle yapacaksınız. Baktığınız limitini böyle her gün artışı takip edeceksiniz. Mesela baktığınız 2700 falan civarı böyle gidiyor ya. Mesela size fiyat vereceksiniz. Diyeceksiniz ben 4500 önce satacağım. Hani burada 4500 var mı? Vardı büyük ihtimalle. Şöyle bakın var mı? Gördüğünüz gibi. Mesela şu. Şu arkadaşımız diyelim ki sen bunun size olduğunu düşünün arkadaşlar. Ben diyeceksiniz limited 3 yani 4500 lira satacağım. Bak bu adamlar öyle yapmışlar. 4500'e satayım falan diye yazmışlar. Yani siz bu arkadaşsınız arkadaşlar. 4500'e sattım diyelim. Ya bu tabii düşebilir arkadaşlar. O yüzden her gün takip edeceksiniz. Eğer ciddi anlamda hep böyle düşük gidiyorsa mesela böyle grafik böyle gidiyorsa böyle artmak yok ama. Böyle gidiyorsa hep grafik. Zaten fazla elinizi tutmayın direkt satın arkadaşlar. Hani aynı fiyatın falan satın ya da bir Robux düşüğüne göre satın. Mesela 2900 de bu. Siz gidin bunu 2889'dan satın. Çünkü düşüyor yani limitin yok olma riski falan var. Bu işler riskli işler zaten arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Diyelim ki sonra bu limite de düşmeye başladı. Zaten iyi ki düşmüş dersiniz zaten. Ama eğer artarsa bu limitten aldığınız önceden limit artarsa büyük ihtimal yanlış yapmışsınızdır. Mesela böyle düştüyse böyle artabilir mi? Artabilir tabii ki de ama tekrardan böyle düşse de geçebilir. Biraz kalmış kanadım kusura bakmayın anlamadınız çoğunuz da neyse biraz anlatmaya çalışacağım. Şimdi limited'lar arkadaşlar yani bir kişi yaptığında ucuz yani çok ucuz bir Robux'tan başlıyor. Mesela gördüğünüz gibi orijinal fiyatı 100'müş yani 100 Robux'tan bu kadar yükselmiş. Yani şu an average price'e baktığımızda şu average price ne demek ya ben çalışmıştım da unutmuşum bir dakika. Neymiş ortalama fiyat ha. Tamam. Diğeri de en düşük fiyat mıydı? Hayır, orijinal fiyatı da buymuş. Yani 100'den 2400'e yani ortalama olarak yükselmiş.
Yani bilim sitesi olduğunda o civar bir şeyler satışa başlıyor arkadaşlar. Hani böyle bir şey olduğunda sakın ama sakın elinizden kaçırmayın. Mesela buraya 500 yazın. Var mı şu anda? Yok. Bunlar herhalde büyük ihtimal şeyler ya, ortama fiyatı gibi bir şey. Yok. Orijinal falan. Neden böyle gösterdiğini rapten de olabilir. Ben tam bilmiyorum da. Şu an 1000 yapalım. Evet. Görünüm bayağı var. Mesela son update'e baktığınızda 5 yıl önce falan var. Buradan en recent update dersek en şey 4 hafta önce. Ha şunu da anlatayım arkadaşlar. Hani limit, hani bedava olan şeyler böyle limited olabiliyor. Önce onu göstereyim. Karakterden de galiba. Yok pardon. Neredeydi? Buradan da galiba. Saç. Saç nerede lan? Burada mıydı? Aynen. Saç mesela. Fakat genelde hani şu şeylerden oluyor. İşte şöyle göstereyim. Bir dakika. Nerede olabilir? Ben... Ya bir dakika, ben niye bulamadım? Hani saçlar da yüz tam doğru hatırladım. Genelde yüzler arkadaşlar çok şey oluyor. Şunu şöyle göstereyim. Yüz abi, yüz dedik. Dur buradan yüz dedik. Şuradan bir yerden yüz seçeceğiz. Bir dakika. Face. Yok bu değil, bu değil, pardon. Body parts'tan mıydı? Aynen, tamam. Genelde buna limit tutuluyor arkadaşlar. Mesela şurada mesela bir limit, bakın was 75 Robux. Yani eskiden 75 Robux'muş. Sonra limited yapılmış ve yani oluşmuş Robux tarafından ya, yani bildiğim kadarıyla 70.000 Robux olmuş şu anda. Yani böyle şeyler mesela şu 53 Robux da mesela, bu limit olabilir, bu da limit olur. Hepsi limit olma şeyi var arkadaşlar. Hani neye göre yapacaksınız bunu? Mesela başka var mı? Bakın burada 75 Robux'muş mesela, bu 100 Robux'muş, 50 Robux'muş. Bedava olan limitler de var. Shaggy saçı vardı mesela. Hala unutmuyorum. O bedavaydı saç. Ben almadım tabii. Çok güzel bir şeylik ettim. Mallık ettim. Hani gerek yok. Çok kötü saç diyordum. Bakın şu an limited bu. Hani eskiler bilir arkadaşlar. Bu cidden limited'di yani. Pardon, limited değildi. Bu bedavaydı. Sonra cidden limited olmuş. Hani bakın gördüğünüz gibi yani yoktu yani. Bedavaydı arkadaşlar. Hani daha nasıl çıkıyor? Ne ay yazıyor gördüğünüz gibi. Yoktu yani. Sıfırdı. Hani bayağı bir şeyli ya, şanslıydı yani bundan. Yani çoğu arkadaşım da aldı bunu, tabi ben almadım çok zeki olduğum için. Mesela şunun bile şey olma şansı var yani arkadaşlar, yanlış anlamayın. Hani bu bile limit olabilir. 2 Robux demeyin hani. Bedava olan eşya bir limit oluyorsa, gördüğünüz gibi bayağı bir, tabi buna kıyafetler limit olmuyor arkadaşlar, o yüzden geçin onları. Şuradan başka ne diyebilirim? Size şu limited şeyden öğreteyim. Bir de şu limited'ın biraz kumar hali gibi bir şey var arkadaşlar. Tabii bunun için premium gerekiyor. Şöyle göstereyim. Mesela ne var burada? Şu var mesela. Rolemons diye site. Bu tamamen yani çok yüksek oranda kumar gibi bir şey arkadaşlar. Yani ben tam bilmiyorum ama. Mesela buraya trading elsa bastığında burada trade teklifleri var arkadaşlar. Mesela diyor arkadaş adam bunları veriyorum diyor. Hani yükselen bir limited şey yapacağım diyor. Teklife bakacağım diyor. Öyle şeyler var. Mesela diyor burada da. Bunları vereceğim, bunu alacağım diyor. Böyle yapanlar var arkadaşlar. Şöyle bakın mesela, bunları vereceğim. Bunu istiyorum, bir de yanında yükselen bir limited. Mesela 15 saniye önce, 20 saniye önce. Bunun burası kumar olabilir, tam bilmiyorum. Hani kumar dedim, şansa bağlı. Mesela hani yazı tura atarsın, tura çıkınca sana 5 lira. 5 lira şeyden, kaybedenden. Civar öyle bir şey olabilir. Ya da bütün limitedlarınızı alıyor da olabilir. Fakat böyle süre sakın ama sakın kaydolmanızı şey yapmıyorum. Çünkü hani sizin hesabını çalabilecek bilgileri alıyor arkadaşlar. O yüzden tehlikeli böyle siteler. Zaten Rolemons hesap şey yapma sitesi arkadaşlar. Hesap çalma şeyiydi, sitesiydi. Hala öyle. O yüzden hiç bulaşmayayım bence bu taraflara. Tabi bu işten bayağı anlayanlar falan var. Hani cidden tehlikeli arkadaşlar. Zaten hesabınız çalınırsa zaten işin yani bayağı bir zarara girmiş olacaksınız zaten. Bu arada ucuz Robux ve benzeri istiyorsanız açıklama kısmındaki Echo Store'dan alabilirsiniz arkadaşlar. Sadece 5 dolar pardon 10 dolar ya da 8 dolar civar bir şeye 2200 Robux'u alabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında söyleyeceğim trade var arkadaşlar, dediğim gibi trade, tabi oğlum trade dedik Allah'tan. Bu transition mı giriyor? Niye böyle misin? Neyse. Trade var arkadaşlar, yani bir premium olduğunda bir kişiye trade atıyorsunuz. Hani öyle bir şey arkadaşlar, trade atıyorsun mesela, diyorsun ben sana bu limited'ı vereceğim, sen bana bunu ver civarı bir şey. Öyle bir şey arkadaşlar işte. Yani bu limited ticareti böyle dönüyor. Hani bir şey alıp o yükselince satıp kar elde etmek. Hani öyle dönüyor arkadaşlar.
Hani böyle limitlere bakın. Eğer sevilebilecek bir limit varsa ya da sevecek bir normal bedava olan şeyler varsa onu alın. Mesela ben bunu gördüm, bunu alacağım. Bedavaymış bu arada. Hemen alalım şuradan. Mesela bunun limit olma şansı var mı? Var tabii ki. Her şeyin limit olma şansı var arkadaşlar. Bu ne diyor? Ben bunu bilmiyorum bu arada. Ne dedin ne? Rolide 2021'e diyor. İlk kez katılanlar böyle bir şey diyor da neyse. Daha ne söyleyebilirim? Hani anlatmadığım bir şey var mı diye düşünüyorum. Hani limited alıp limited satmak arkadaşlar bence çok büyük derece kâr yapabilecek ama devasa derece zarar yapabilecek bir şey. Hani her saat takip edersiniz yani kâr kesin elde edersiniz ama hani yani ne diyeyim? Ama yapmanızı öneriyorum ben bu arada arkadaşlar. Ben yani limit ticareti bayağı iyidir yani. Hem iyidir derken hani yüksek kazanç elde edebileceğiniz bir şey. Mesela şu Black Black mesela. Bu ne kadarmış mesela önceden? Ona bakalım. Yok bu direkt normal satılmış arkadaşlar aynen. Ya da bedava. Bedava olmaz bu ya. Bu cidden bu bedava olacağını düşünmüyorum. Bu arada arkadaşlar eğer bu video çok yüksek derece beğeni gelirse sizinle böyle limit yapıp nasıl satabileceğiniz hakkında bir video çekeceğim arkadaşlar. Tabii ben de tam uzman şey değilim. Bildiğim kadarıyla yapacağım. Ya yaptığınız sonra satma işlemini yani Rolox'la anlaşma ve benzeri onların şey yapmasını bir videosunu çekeceğim arkadaşlar. Tabii şu an tam belli değil çekeceğim. Bu videoya yüksek beğeni gelirse yapmayı düşünüyorum. Biraz videosun oldu. Kusura bakmayın arkadaşlar. Video bu kadardı. Kanalımıza abone olup videomu like etmeyi arkadaşlar. Aşağı kısmında Discord sunucunuz bulunuyor. Bu arada gördüğünüz gibi burada bir Robux bile şeyler varmış yani. Bir Robux mu cidden ha bu arada. Şu anda kaç Robux? 999 milyon. Sadece bu biliyor musunuz? Hani sadece bir kişi de var zaten. Ciddi 999. Neyse o kadar Robux mu yani arkadaşlar hani. Ama almazlar ya. Bunu falan almazlar. Bu çok hani mantıksız geliyor. Şuna bakar mısın? Arkadaşlar Allah aşkına. Sırf buna. Bakın böyle bir şeye. Bu kadar Robux verilir mi? Cidden verilmez. Ama eğer mesela bu adamda hani bu adamda bu limit olmazsa bu tamamen gidiyor yani. Bu ne diyeyim size tamamen giden bir şey. Ne diyor bu da? Winner Ninja bilmem kaç. Sana ödül verdi diyor. Bu diyor. Veya silinir diyor. Aynen. Satılabilir. TRT'de bile silinir. Bu kimmiş ya ben merak ettim. Şöyle bir bakalım. People. Arkadaş bayağı zengin herhalde. Dur ya ban mı yedi acaba? Bakalım bir yok ban yememiş tamam bu. Eski isimleri aynen. Bir yıl önce abi o abi bu bayağı şey. Bu admin falan mı acaba diye bir kontrol edeceğim ya. Yok değil. Neyse. Arkadaşlar işte biraz uzattım kusura bakmayın. Video bu kadardı. Kanalınıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağı kısmında Discord sunucumuz bulunuyor. Hepinizi bekliyorum. Hekal Store Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.